Vadi, Kartal Yuvası Pek çok kişi Erinler'in Kartal Yuvası'nın Yedi Krallık'taki en güzel kale olduğunu iddia etmiştir. Ve bunun doğruluğunu inkar etmek zordur. Tayraller kesinlikle inkar etse de. Dev mızranın omzunda yükselen Kartal Yuvası'nı yedi ince beyaz kule taçlandırır. Ve Westeros'taki hiçbir kale duvarlarında ya da zemininde daha fazla mermere sahip değildir. Yine de Erinlar ve vadenin adamları size kartal yuvasının zapt edilemez olduğunu söyleyecektir. Çünkü dağ yamacının tepesindeki konumu saldırmayı neredeyse imkansız kılıyor. Westeros'un kraliyet makamlarının en küçüğü olan kartal yuvası aslında Erin hanesinin makamı değildi. Bu onur, dev mızrağının eteklerinde Sir Ardiser'in ve Andallarının Yedi Yıldız Savaşı'ndan önceki gece kamp kurdukları yerde duran çok daha büyük bir kale olan Ay Kapılarına aittir. Krallığının ilk yıllarında tahtında hala kararsız olan Kral Ardis, ilk insanlar kendisine karşı ayaklanırsa kuşatma ve fırtınaya dayanabilecek kadar güçlü bir yer istiyordu. Ay Kapıları bu konuda yeterince iyi hizmet veriyordu. Ancak saraydan çok kaleye benziyordu ve onu ilk kez görenlerin daha küçük bir lord için iyi bir kale olduğunu ancak bir kral için uygun bir mesken olmadığını söyledikleri bilinmektedir. Bu, kral Ardis'i fazla rahatsız etmedi çünkü o nadiren oradaydı. İlk kralı, saltanatının çoğunu at sırtında, bitmeyen bir kraliyet ilerleyişinde topraklarının bir ucundan diğerine at sürerek geçirdi. Tahtım eğer derisindendir, derdi. Kalem bir çadırdır, Kral Ardis'in yerine dağ ve vadinin ikinci ve üçüncü kralları olarak hüküm süren en büyük iki oğlu geçti. Atalarının aksine saltanatlarının önemli bir bölümünü ay kapılarında geçirdiler ve her biri kaleye bazı eklemeler yapılmasını emretmesine rağmen orada memnun görünüyorlardı. Kartal yuvasının inşasıyla sonuçlanan süreci başlatan birinci Ardis'in torunu olan dördüncü erin kralıydı. Roland Terran, çocukken nehir topraklarında bir Andal kralının yanında büyümüş ve mahmuzlarını kazandıktan sonra çok seyahat etmiş, babasının ölümü üzerine Şahin tacını takmak için vadiye dönmeden önce Eskişehir ve Lennis Limanı'nı ziyaret etmişti. High Tower ve Casterly Kayası'nın harikalarını ve Üç Dişi Mızır'ın topraklarını hala süsleyen ilk insanların büyük kalelerini gördükten sonra ay kapılarının kıyaslandığında kaba ve çirkin göründüğünü hissetti. Kral Roland'ın ilk dürtüsü kapıları yıkmak ve aynı yere yeni koltuğunu inşa etmekti. Ama o kış binlerce yabanıl, yiyecek ve barınak bulmak için dağlardan indi. Çünkü yüksek vadiler derin kar yağışlarıyla gömülmüştü. Onların yağmalamaları krala şimdiki oturduğu yerin ne kadar savunmasız olduğunu gösterdi. Efsaneye göre müstakbel eşi Lord Hunter'ın kızı Teora ona büyük babasının Robar Royce'u yüksek bir yerden saldırarak nasıl yendiğini hatırlatmıştır. Kızın sözlerinden ve kendisinden çok etkilenen Lord Roland en yüksek yeri ele geçirmeye ve kartal yuvası olacak kalenin inşasına karar verdi. Tamamlandığını görecek kadar yaşamadı. Majestelerinin inşaatçılarına verdiği görev göz korkutucuydu. Çünkü dev mızrağının alçak yamaçları sarp ve otlarla kaplıydı. Ve daha yukarılarda dağın çıplak taşları sarp ve buzlu hale geliyordu. Dağın yamacında dolan bir geri dönüş yolunu temizlemek için 10 yıldan fazla zaman harcandı. Ağaçların ötesinde küçük bir taş ustası ordusu, çekiç ve keskilerle eğimin dikleştiği yerlerde tırmanışı kolaylaştırmak için basamakları oymaya koyuldu. Bu arada Roland inşaatçılarını Yedi Krallığın dört bir yanına taş aramaya göndermişti. Çünkü majesteleri vadede bulunan mermerin görünüşünden memnun değildi. Zamanla başka bir kış ve Ay Dağları'nın vahşi klanları tarafından vadeye yapılan başka bir saldırı geldi. Bir grup boyalı köpek tarafından gafil avlanan Kral 1. Roland Terran uzun kılıcını kınından kurtarmaya çalışırken atından çekilip öldürüldü ve kafatası taş bir tokmakla ezildi. Hüküm verdiği kale için ilk taşların atıldığını görecek kadar 26 yıl hüküm sürmüştü. İnşa oğlunun ve oğlunun oğlunun saltanatları boyunca devam etti. Ancak ilerleme sancılı bir şekilde yavaştı. Çünkü tüm mermerin tarttan gemilerle getirilmesi, ardından katırlarla dev mızrağının yanından taşınması gerekiyordu. Düzinelerce katır, tırmanış sırasında dört sıradan işçi ve bir taş ustasıyla birlikte öldü. Kale duvarları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Adım adım. Ta ki Şahin Tacı gökyüzünde bir kale hayalini ilk kuran kralın torununun torununa geçene kadar. Kral ikinci rolandın tutkuları savaş ve şarapçılıktı, inşaat değil. Kartal yuvasının maliyeti çok yüksekti ve yeni kralın planladığı nehir topraklarındaki seferin masraflarını karşılamak için altına ihtiyacı vardı. Babasının cenazesi çıkar çıkmaz, Kral II. Roland kaledeki tüm çalışmaların durdurulmasını emretti. Böylece Kartal yuvası 4 yıldan uzun bir süre boyunca gökyüzüne terk edilmiş oldu. Şahinler yarısı tamamlanmış kuleleri arasında tünemişken, Kral II. Roland altın ve şan arayışı içinde nehir topraklarında ilk insanlarla savaştı. Bununla birlikte fetihlere ulaşmanın tahmin ettiğinden daha zor olduğu ortaya çıktı. Küçük krallara karşı birkaç küçük, anlamsız zaferden sonra kendisini adaletin çekici 4. Tristifer ile karşı karşıya buldu. İlk insanların gerçekten büyük son kralı Roland Taylor'ı sarsıcı bir yenilgiye uğrattı. Ardından ertesi yıl ona daha kötü bir yenilgi yaşattı. Majesteleri, hayata tehlikedeyken eski müttefiklerinden birinin Birandağlı ordunun kalesine kaçtı. Ancak ihanete uğradı ve zincirli halde Tristifer'a geri teslim edildi. Görkem içinde vadiden yola çıktıktan 4 yıl sonra, Kral 2. Roland'ın başı eski taşta adalet çekici tarafından bizzat alındı. Savaşçılığı ve kibrinin ona hiç dost kazandırmadığı vadide çok az kişi onun yasını tuttu kardeşi Robin Aaron, Kartal Yuvası'ndaki çalışmaları yeniden başlattı. Yine de kalenin tamamlanıp yerleşime uygun hale gelmesi için 43 yıl ve 4 kral geçmesi gerekti. Orada hizmet veren ilk kişi olan Üstad Queens, Kartal Yuvası'nın insan eliyle yapılmış en görkemli eser, tanrılara layık bir saray olduğunu ilan etti. Şüphesiz yukarıdaki babanın bile böyle bir makamı yoktur. O zamandan bu yana Kartal Yuvası, ilkbahar, yaz ve sonbaharda Erin Hanesi'nin ikametgahı olarak kaldı. Kışın buz, kar ve uğuldayan rüzgarlar tırmanışı imkansız hale getirir ve kalenin kendisi yaşanması hale gelir. Ancak yazın aşağıdaki vadi tabanındaki bunaltıcı sıcaktan hoş bir sığınak olarak serin, taze dağ meltemleriyle yıkanır. Tüm dünyada buna benzer başka bir kale yok. Ya da en azından onunla eşleşen hiçbir şey kaydedilmedi. Kartal yuvasının tanrı korusunda duran, ağlayan Alisa Eren'in güzel bir tasviri olan heykele dikkat çekmeye değer. Efsaneye göre Alisa, 6000 bin yıl önce kocasının, kardeşlerinin ve oğullarının katledildiğini görmüş ve tek damla gözyaşı dökmemiş. Bu yüzden tanrılar, gözyaşları aşağıdaki vadiye düşene kadar dinlenmesine izin vermeyerek onu cezalandırmışlardır dev mızrığından yuvarlanan büyük şelale Alisa'nın gözyaşları olarak bilinir. Çünkü sular o kadar yüksekten dökülür ki yere ulaşmadan çok önce sise dönüşür. Bu hikaye ne kadar doğru? Alisa Erin yaşadı. Bundan oldukça emin olabiliriz. Ama 6 bin yıl önce yaşamış olması pek mümkün değil. Gerçek tarih 4 bin yıl olduğunu öne sürerken Dineston sorularda bu sayıyı yarıya indirir. Kartal yuvası hiçbir zaman zorla düşmedi. Bir saldırganın buraya saldırabilmesi için önce dağın eteklerinde bulunan ve kendi başına müthiş bir kale olan ay kapılarını ele geçirmesi gerekir. Bu yapılırsa geriye uzun tırmanış kalır ve saldırgan tırmanırken dağa çıkan dolan başta yolu koruyan en az 3 yol kalesine saldırmalıdır. Taş, kar ve gökyüzü. Bu savunma dizisi kartal yuvasına yaklaşmayı yeterince zorlaştırmaktadır. Ancak saldırgan bu yol kalelerinin her birini sırayla açsa bile kendisini dik bir uçurumun dibinde bulacaktır. Kartal yuvasının kendisi ise hala 600 fit yukarıda sadece vinç veya merdivenle ulaşılabilecek şekilde tünemiş durumdadır. O halde kartal yuvasını kuşatmak için çok az ciddi çaba gösterilmesine şaşmamak gerek. Tamamlanmasından bu yana Erin kralları baskı altında kaldıklarında sığınacakları zapt edilemez bir tabiye sahip olduklarını her zaman biliyorlardı. Erin hanesine hizmet eden üstadlar, savaş sanatı öğrencileri kalenin alınamayacağı konusunda hemfikirdirler. Visenya Targaryen'ın bir keresinde Kartal Yuvası'nın iç avlusuna Ejderha'sı Vagar'ın üzerinde indiğinde ve son Eren kralının annesini Targaryen hanesine boyun eğmeye ve şahin tacından vazgeçmeye ikna ettiğinde kanıtladığı gibi belki de Ejderhalar dışında. Ancak o günden bu yana neredeyse 300 yıl geçti ve son Ejderha uzun zaman önce Kral Şehri'nde yok oldu. Bu nedenle Kartal yuvasının gelecekteki lordları muhteşem koltuklarının sonsuza dek yenilmez ve zapt edilemez kalacağını bilerek bir kez daha güven içinde uyuyabilirler. Kartal yuvası bölümünün sonu. Vadi bölümünün sonu.